Arkamdaki ağaç ne oluyor? Evet, o da ketembilla dediğimiz seylan altın çileği de deniyor. Onun da ana vatanı yıldızla beraber Sri Lanka ve Güney Hindistan'dır. Şurada bolca meyvesi evet. var. Ama henüz olgun değil. Bunlar siyahlaştığı zaman olgunlaşacak. Yavaş yavaş kararmaya başlamış. Tam siyah olduğu zaman... Evet, görüyorsunuz. Hı hı. İçi ve dışı siyahlaştığı zaman tam yenecek kıvama gelir ve bir ay sonra aşağı yukarı yeme aşamasına getiririz. Bunun da marmelatı çok güzel oluyor. Ama C vitamini olarak çok yüksek, yani portakaldan bildiğimiz şeylerden çok yüksek olduğu için. Hani biber portakaldan, limondan daha yüksek derler C vitamini oranı açısından. Bu onlardan bunu da çok daha fazla yüksek. Yani günde 1-2 tane yemeniz sağlık açısından faydalıdır diye internette yazıyor. Yani gribe çok etkili diyor. Hani ben söylemiyorum, doktor olmadığım için öyle diyorlar. Nalan Hanım'a soralım o zaman, o bir sağlıkçı. Deneyimlediniz mi? Denemedim. Marmeletini yaptınız mı? Onları yapmadım ama normal yiyoruz zaten. Biz sağlıklıyız diyorsunuz. İhtiyacımız yok. Bu kadar tropikal meyve var. Yeşil erikten biraz daha önce çıktığı için bunu bilenler, bizi herhangi bir yerden görenler bu meyveden istiyorlar. Yani bayanlar daha çok talep ediyor. Genellikle hamileler zaten aşerme zamanlarında ketembillayı istiyorlar. Can eriğine eş değer bir ekşilikte. Veya erik isteyenlere ketembilla öneriyoruz. Erik mevsimi çıkana kadar. Çıktıktan sonra da yine zaten şimdi Mersin'de Mart'ta falan erikler çıkıyor. Ya bu da Mart'ta bitiyor zaten. Öyle mi? Hangi ayda başlıyor? Ya Ocak'tan sonra başlar. Ocak, Şubat, Mart ayına kadar devam eder. Bu ketembilla kaç yaşında bir ağaç? 7 yaşında. Bu da 7 yaşında. Nalan Hanım, bunun marmelatını nasıl yapıyorsunuz? Akşamdan ıslatıyorsunuz. Hı hı. Şekere reçel yapar gibi kaynatıyorsunuz. Kevgirden geçiriyorsunuz. Zaten çekirdekleri kevgirin üstünde kalıyor. Şoklama hesabı. Kavanozun kapağını kapatıp ters çeviriyorsunuz. Belirli bir süre bekliyor. Dolaba koyuyorsunuz. Dışarıda bozuluyor. Dolaptan çıkarıp yiyorsunuz. Şeker? Tadı çok ekşi. Biraz ekşi isteyen hiç şeker katmayabilir. Tatlı istiyorum derse şekerini fazlalaştırabilir. Yani öyle tüketiliyor. Bu bir hayli ekşi. Çok ekşi. Onun için mecburen şeker katmanız gerekiyor zaten. Uzun süreli saklamak isterseniz. Kapaklarına bakarsanız meyvesi de. Hayır, meyvesi de zaten olduğu zaman dışının şu siyah kısmı kadifemsi. Resmen elinizde aldığınızda kadife görünümü olur. İzzet Bey, bu ağacın bir özelliği var mı? Ağacın özelliği, bu da Türkiye ikliminde -2-3 derecelere kadar güney yamaçlarda, özellikle Akdeniz'de güney yamaçlarda çok rahat açık alanda yetişebilen bir meyve. Tanıtıldığı zaman eminim ileride çiftçilerimize alternatif bir geçim kaynağı olacak. Yıldız, bu az sonra göreceğimiz çikolata. Artık tek düze muz, salatalık, domatesi değiştirmeye yönelik. Bizim biraz da çabalarımız o zaten. Üretim yelpazesini daha geniş bir hale getirmek daha istiyorsunuz. Bunu bulabildim. İstiyoruz. Başka yok. Ama evet, dışında bir kadifemsilik var. Ama yerken bunu bu şekilde yiyoruz. Bu şekilde yiyoruz. Benim en çok merak ettiğim ağaçlardan birisi çikolata ağacı. Yani nasıl oluyor, nasıl yeniliyor, nasıl tüketiliyor? Detaylı anlatalım. 14 yıl önce ektiğimiz çikolata ilk defa Türkiye'de bizim bahçemizde yetişmiş. Buyurun isterseniz ağacın oraya gidelim, orada anlatalım. Tamam, gidelim buyurun. Efendim, çikolata buyurun. Ağacı bu mu? Evet, gördüğümüz ağaç çikolata meyvesi diyoruz. Buna bazı ülkelerde pudingli çikolata meyvesi diyorlar. Çünkü pudinge de benziyor. Kaşıkla yenebiliyor, ekmeğe sürülüp yenebiliyor. Meyve olgunlaştığı zaman ortadan kesip ikiye ayırdığımız zaman içindeki görünen kısım siyah ve tatlı olduğu için pudingli çikolata deniyor ve onu kaşıkla alıp ekmeğe sürüp yiyebiliyoruz. Puding kadar tatlı değil, doğal tadında. Buruk bir tadı var mı? Hayır, buruk değil. Şekeri çok az. Yani şeker hastaları için öneriliyor zaten bu. Koparabiliyor muyuz bundan? Meyvenin oluşma zamanı en erken Ocak 15. Ocak 15'te evet, oluyor. Kış meyvesi. Bu mevsimde pek oluşmuyor. Ve ilginç bir yanı var bunun. Abanozgillerdir atası. Aslında cennet meyvesi türüne yakındır ama bunların asla... Bu Trabzon hurması dediğimiz... Türüne, evet. Atası beraberdir. O türden gelmedir ama onları yetişmeden de yiyebildiğimiz türleri vardır. Bunu yeme şansımız yok. Çok acıdır. Hatta Filipinler'de bunun zehirini balık zehir olarak kullanıyorlar. Yani şimdi o kadar balık avlama için de kullanıyorlar. Ama olgunlaştığı zaman da tamamen şeker gibi. Çok tatlı ve çok faydalı.
zarar vermeyen. Şimdi bazı yerlerde şeker hastalarına dokunmaz tatlısı diye de evet internette okuduğumuz yerler var. Meksika'dan, Kolombiya'dan getirdik bahçemize ve Türkiye'ye çok güzel adapte oldu. Çok bu güzel. Ağaç kaç senelik? Evet, bu ağaç 14 yaşında. En az 1-2 bin meyve verir, her yıl verir. Her yıl 2000 meyve verir. Yani 1000 üzerinde verir. 1200 olur, 1500 olur. Bu sene daha fazla 2000'e yakındır. Yani ülkemizin topraklarına ve bu iklime çok iyi adapte oldu. Piyasa değerini sorabilir miyim? Evet, meyvenin tanesi 100 gram altı, en küçükleri 15 liradan gider. 150 gram arası 20 liradan gider. 150 gram üstü 25 liraya kadar tanesi gider. 2000 ve tane meyve verirse? 1500 bile desek, yıllık 30 bin lira bir ağaçtan alabileceğimiz durumlar vardır. Bir ağaçtan yıllık 30 bin lira. 30 bin lirayı rahatlıkla meyvesinden alabiliriz. Siz kazanıyor musunuz bu ağaçtan? Evet, bundan aldığımızla diğerlerine hep bugüne kadar finanse öyle ettik. Öyle mi? Evet, hep finanse ettik yani. Bu bahçeyi bu ağaç finanse ediyor yani. Bu ağaç finanse ediyor gerçekten. Aa, harika. Ve peyzajcılar bile şunu görse hiçbir zaman yeşillik kaybolmuyor. Peyzaj için bile kullanılabilir. Peki bu nereden geldi size? Kim getirdi? Çikolata meyvesiyle kim tanıştırdı sizi? Evet, bu Meksika'dan İspanya'ya gelmiş. İspanya'dan bir arkadaş bize çekirdeğini getirdi. 1 yaşında ektik, 14 yaşında ağacımız var. Çekirdekten artık çoğalttık. Diyor. Çekirdekten çoğaltıyorsunuz. Çekirdekten çoğaltıyoruz. Aşı da istemiyor. Aşı istemeden aynı, meyveyi veriyor. Aynı meyveyi veriyor. Bir tane çikolata meyvesini kopardım. Kesebilir miyim ben? Tabii buyurun ortadan. İşte şu şekliyle Trabzon hurmasını andırıyor. Evet. Sert galiba değil mi? Yani yumuşayınca sert olmuyor da olmadığı için sert. Bir içini göstermek istiyorum sizlere, o yüzden kesmeye çalışıyorum. Yardım edebilirim. Tamam, çok güzel, evet. Çekirdekler de olmamış halde çıktı. Çekirdeklerin yeri çok güzel. Bayağı iri çekirdekleri var. Evet. Ama çikolata olan bunun bu kısmı, çekirdek dışındaki kısım. Peki çekirdek ne oluyor? Çekirdekler üretim amaçlı kullanabiliyoruz. Keserken mi siyahlaşıyor bu? Bekledikten sonra siyahlaşmaya başlıyor zaten. Evet. Ha, yani doğal rengine dönmeye çalışıyor. Ama zaten olduğu zaman burası, bu kısım, çekirdekle kabuk arasındaki kısım simsiyah oluyor. Etli kısım simsiyah. Simsiyah ve daha yumuşak olacak. Nasıl tüketiliyor peki? Evet, tüketim şeklimiz bu şekilde geldikten sonra çay kaşığıyla, tatlı kaşığıyla boyuna göre alıp direkt yiyebildiğimiz gibi küçük ekmek dilimlerine de sürüp yenebilir, çocuklarımıza ikram edebiliriz. Çikolata sürüyormuş gibi. Çikolata meyvesinin faydaları neler ya da kimler yiyor, kimler tüketiyor daha çok? Bunu herkes yiyor. Yani yiyenler de çok seviyor zaten. Özellikle çocuklar. Tatlı yemek isteyen herkes yiyebilir. Tatlı yemek isteyen çocuklar yiyorlar. Ağaçtan tatlı. Çikolata. Ağaçtan çikolata bu bahçede. Evet. Evet, çok ilginç ağaçlar, meyveler tanıdık. Nalan Hanım ve İzzet Bey'in bahçesinde. Sizin de yolunuz eğer Gazipaşa'ya düşerse şifa olacak çeşitli meyveleri barındıran bu bahçeye uğramanızı tavsiye ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.